Merhaba arkadaşlar, ben Melih. Bugün sizlerle Fun Run 3 adlı oyunumuzu oynayacağız. İsteyenler indirebilir, bilenler de en azından birkaç tane de olsa benden taktik alabilir. Şimdi arkadaşlar bir maça gireceğiz. Oyunumuz internette oynanıyor. Sıkıntısı orada. Online oynandığı için. Böyle arkadaşlar, böyle arkadaşınız falan oluyor. Gördüğünüz gibi oyunda. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Oyun attı. Ha, galiba çıkma tuşuna bastım yanlışlıkla. Şimdi bir tane maça giriyoruz. Böyle üstten ve alttan bir tane seçebiliyorsunuz. Yedeğinden yüklü deyip yeniden mapler geliyor. Böyle işte şuradaki bastığım şey özellik. Böyle zıplayıp böyle eğilebiliyorsunuz. Böyle kayıyorsunuz yine. Böyle özellikler var. Mesela böyle kalkan. Karakter satın alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Böyle koyuyorlar işte. Şimdi arkadaşlar, yeni açılan mapler var. Bu mıknatısı eğer oynayabiliyorsanız, mıknatısı özellikle adamlar havadayken kullanın. Çünkü havadayken normalden daha fena çekiliyorlar. Ben biraz geride kaldığım için mıknatısı biraz erken kullandım. Ama adamları geriye çektiği için yine yarar mı? Böyle silahla falan vuruyorlar. Çok işte biraz sıkıntı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, böyle gördünüz, normalde orada beni öldürürdü ama görünmez olduğunuzda sizi öldüremiyor. Sadece görünmezken görünüyorsunuz. Arkadaşlar biraz oyundaki şeylerden bahsedeceğim, özelliklerinden. Şimdi burada bizim karakterlerimiz var. Oyuna başladığınızda genellikle şu karakteri verir. Ve giysiler oluyor. Böyle üstten para falan biriktirip böyle parayla kıyafet falan satın alabiliyorsunuz. Gözlük, kolye, kıyafet, böyle elinde tutabilecek şeyler, ayakkabılar. Benim genellikle böyle sandıklardan çıktığı için böyle benim bayağı ayakkabılarım var. Böyle koşarken arkanızdan böyle şeyler çıkabiliyor. Şimdi bunların hepsi birbirinden güzel. Neden onu seçtin? Neden bunu seçtiniz derseniz, hepsinin fiyatı birbirinden pahalı ve üstte gördüğünüz gibi böyle ördek işareti, böyle yıldız, kale falan şeyler olduğu için, bir de bu iki ayakkabı yeni olduğu için, genellikle ben en ayakkabı olduğu için ben bunu kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar, oyuna ilk başladığınızda burada şu tuş da böyle şeyler geliyor. Size böyle bir sürü seçenek geliyor. Twitter'a bağlan, işte bunu kazan, bunu kazan. Böyle bağlan dediğine bakmayın. Siz sadece siteye gidin, geri gelin, size zaten hediye cevherleri veriyor. Şimdi cevherler ne işe yarıyor diyorsanız, böyle kasalar satın alabiliyor. Eğer oyuna para yatırıyorsanız böyle güçlü şeyler geliyor. Yani arenada para vererek giriyorsunuz. Bir kere para verdiniz mi hep girebiliyorsunuz. Buradan üstten görevler geliyor size. Buradan arkadaşlarınızla oynuyorsunuz. Klan savaşı yapabiliyorsunuz 2'ye 2. Ondan sonra böyle dünyadaki oyuncuların sıralamasına bakıp karakterlerini görebiliyorsunuz. Arkadaşlar, bu oyunluk gösterme amaçlı bir video çektim. Şimdi biraz taktiklerden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi dondurma denen bir şey var. Böyle adamı donduruyor. Birazdan güçlendirmelerden de bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, böyle insanları dondurdum. Tabii bunların hepsi süreli oluyor. Bak, yine dondurabilirim. Böyle dondurunca bunlara. Gördüğünüz gibi böyle iyi oynuyorum şu anlık. Ama çarpmasaydık daha iyiydi. Yeri kırmayı da göstereceğim size. Şimdi
Birinci Galip gerçekten iyi oynuyormuş. Şimdi şunları bir donduralım. Anam. Ya. Adamlar sadece bana oynuyor ya. Dördüncü olduk. Ama işte oyunun taktiklerinden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar. Onlar nasıl beni böyle böyle donduk falan. Hepsini göstereceğim. Bu testleri. Bizden geçiyor. Bunlar patlayıcı. Bu örs az önce gidebilir benim kafama düşen şey bu. Çok para istediği için ben alamadım maalesef. Böyle bir sürü set var. Bu setlerden istediğinizi satın alıp bunu kuşanabiliyorsunuz. Böyle ağır kalkan falan. Benim işte dondurduğum bu tipiydi arkadaşlar. Böyle 4000 istiyor bunlar. Şimdi 4000 biriktirip şu büzücü ışını alacağım. Böyle insanları çok küçüldük yapıyor. İlk maçımızdan da belli. Neyse arkadaşlar, bu günlük videom bu kadar. Bir dahakine görüşmek üzere. Herkese bay bay.